İkili oyunun 47. bölümüne hoş geldiniz. Ben Serkan Mutlu. Mikrofonun diğer ucunda Ali Aktin ve Tancan Fümen var. Selam beyler. Selamlar. Merhaba. Euroleague konuşacağız bugün. Geçtiğimiz hafta çift maç oynanan bir haftayı geride bıraktık. Ee, i̇ki Türk takımı birer galibiyetle kapatmış oldu haftayı. Fenerbahçe... Evinde Olympiakos'a yenilip Deplasman'da CSKA'yı yendi. Efes Deplasman'da Makabi'yi yenip evinde Pana'ya yenildi. Doğru söyledim değil mi? Yani. Evet, doğru. <laughs> Bu maçları konuşacağız. Öncesinde birkaç tane yorum okuyayım. Geek Yapar'dan gelen. Bu arada hemen adreslerimizi de hatırlatayım. Nereden bize yorum iletebilirsiniz şeklinde. Web sitemiz ikiloyun.com Twitter'da ve SoundCloud'da ikiloyun diye varız. E, mail adresimiz selam.etikiloyun.com yayınlarımız Geek Yapar'dan ve Maçkolik Radyo'dan takip edilebiliyor. Her türlü yorum, soru, görüş, öneri gibi şeylerinizi bekliyoruz deyip Aydın Yıldız demiş ki benim sorum Jason Thompson'la ilgili. Ben pek memnun değilim kendisinden. Sizce neler yapabilir Fenerbahçe Doğuş adına Euroleague'de? Bu yorumu herhalde CSK maçından önce yazmıştı. <laughs> evet. Ya yani şöyle hala zamana ihtiyacı olduğu kesin ama bir yandan da Fenerbahçe rotasyondaki yeri kesinlikle oturuyor diye düşünüyorum. Şu an önümde yok istatistik kağıdı ama galiba 12 rebound çekti. Evet 12 Sesli rebound maçındaki abi. hani o direnci çok önemliydi Fenerbahçe için. Tabii ki de maçın yıldızı Veseli'ydi falan konuşacağız bu detayları ama biraz daha zamanla bir de şu eline koluna hakim olmayı iyice öğrenmesiyle bence iyice yararlı bir adama dönüşecek diye düşünüyorum bence daha fizik gücü eksiği ve e, adaptasyon sorunu var. Biraz bunları kapattıkça sistemdeki yerini bulacak ben de aynı düşünüyorum. Evet şubat Öyle gibi yok yok ben de yani şu CSK maçına kadar ben de herkes gibi çok memnun değildim ama bir adaptasyon süreci mutlaka gerekiyor. Tahmin ettiğimizden birazcık daha uzun olacak gibi sadece bakalım yani şubat mart gibi işin rengi yecen ortaya çıkmaya başlar. Volkan Bilgin bence Efes'in galibiyeti denk geldi. Toparlanabileceğini sanmıyorum demiş. E, bunu önceki hafta kim yenmişti Efes? Barcelona'yı deplasmanla. Barcelona'yı deplasmanla yendikten sonra söylemiş. Denk gelmediğini gördük bence. E, Efes biraz böyle bir takım alışın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> en azından bir şey çizgiye oturuyorlar. Tamam. <laughs> e, Tayfur kırılmaz. Abi konuşun sabah kadar dinleyelim. Konuşuruz abi sorun değil. Teşekkürler Tayfun. <laughs> Oğuzhan Sezgin. Tancan abi bu konuyu uzun uzun konuşalım dediği konuları ne zaman konuşacak acaba? <laughs> Sezon uzun abi konuşacağız acele etmeyin. <laughs> Bize özelden konuşuyor abi Tancan. Öyle evet, kafalarını ütülüyorum. <laughs> Gece 3'te arıyorum sevgili gibi telefon açıyorum. <laughs> abi şimdi motum aslında böyle oynamalı abi falan. Evet. <laughs> Baycan Çoban YouTube'da en keyif aldığım kanalda sizin gibi adamları dinlemek keyif verici. Eyvallah abi çok sağ ol. Şerin ee, Gun Gamer TR ve Samet Ç'ye de teşekkür edelim. Ve e, artık program başlayalım. Sorular böyleydi. Dediğim gibi istediğiniz soruyu, öneriyi, görüşü yazın. Bakın okuyoruz, cevaplıyoruz vesaire. Deyip e, Anadolu Efes'le başlayalım. Anadolu Efes önce maka bir gitti. Bayağı da 20 sayı atarak geri döndü. Ee, tabii Mekolum'un delirdiği bir maçtı istatiksel, istatistiksel olarak. Ee, daha sonra iki gün sonra Panathinaikos karşısında iyi bir oyun ortaya koyduğu maçta e, bir sayı yenildi. Tancan senle başlayayım. iki maçı da konuşmaya başlayalım bu hafta tam böyle Eurolikte güçte dalgalanma oldu haftasıydı ya. Acayip acayip şeyler oldu. McCollum'un performansı da bunlardan biriydi yani. Bu kadar yüzdeli üçlük attığını Galatasaray'ın o Euro Cup senesinden beri hatırlamıyorum. 11'de Bayağı... 8 bu arada. Ya yani inanılmaz ya. Yani. 8 üçlük bir ara bir de yüzdeli yani. <laughs> şey işte zaten haftada işte Real'in Baskonya'ya yenilmesi, oyuncuların abuk subuk performansları çok tuhaf bir haftaydı bu hafta. Efes'te bence Efes için de güzel olan bir haftaydı. Yani bir maçı kaybetmiş olmasına rağmen ilk 6 e, haftadaki eleştirdiğimiz birçok konuya Perišović cevap vermeye başladı artık. Doğru rotasyonda ısrar ediyor. Bir kere bu çok güzel. Bunu geçen haftada da biraz konuşmuştuk. Bir 5'i, belirlediği 5'i devamlı sağda tutup en azından onların ortak bilincini de yükseltmeye çalışıyor. İşte burada yine Josh Adamson, eee nerelerde değerli olabileceğini de çözmüş. İşte topa baskı yaptı mesela Bakır maçında Josh Adams'la ki rakibin daha dağınık kısalarına yani rakibiniz daha dağınık kısalara sahip olduğunda bu topa baskı çok faydalı oluyor ki bu topa baskı sayesinde açık sağ <laughs> pozisyonları buldu Efes. Ee, yani ufak tefek sıkıntılar hala var. Bunlar da aslında e, hücumdaki ufak tefek sıkıntılar. Hala e, stabil olmasını engelliyor Anadolu Efes in. ama ana sorun yine savunmada. Yani savunması böyle gitgeller yaşıyor Anadolu Efes'in. Bu gitgelleri azalttığında zaten başarı gelecek. Ee, burada da kritik konu rebound gücü. Yani şu anda toplam ribaundu yanlış hatırlamıyorsam EuroLeague 1. Anadolu Efes. Hücum reboundı da ilk ikide olmaları lazım ya da liderler. İşte evet, sağ olsun. Aynen. Ya bu rebound gücü inanılmaz değerli şu anda. Özellikle oyunun tıkandığı bölümlerde ve follow sayılarını engellemede çok önemli. İşte bunu biraz daha hani oradaki e, enerjiyi güce dönüştürme kısmına geçeceğiz. Anadolu Efes bu rebound gücünü biraz daha hızlı hücumlara, biraz daha işte sert savunma yapan takımları kırmada kullanabilecek seviyeye çektiğinde işte bu Makabi maçını bir adım öne taşımaya başlayacak. O zaman da daha iyi bir takım izleyeceğiz. Ekibimizin iyimser arkadaşı Tancan'ı dinledik. Şimdi kötümser tarafa Ali geçiyor. <laughs> Sağ kroşe, pardon sol evet. kroşe sağa <laughs> Abi yani benim hiç daha hiç önce... Altı olmaz. <gülüyor> <gülüyor> benim değinmek istediğim çok farklı bir konu var abi. Biz bu Tamer Uyguş'u Ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> Ya şu Maka bir maçında yani Allah şey yani Erik McCollum'un driplik üstünden şut atamıyor demesiyle adamın delirmesi çok de o hol... salladı girdi yani şey McCollum o maçta. Ya, ya şöyle kamera biraz... aygıtı getirmek istemiyordum bu programa ama söz açılmışken söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Yani çocukluğumuzun efsanesi çok severiz ederiz de bence yorumculuk Tabii yani şöyle şunu yapabilir maç öncesi sonrası yorumu okey ama maç sırasında bence yani ya biraz öğrenmesi lazım yorumculuğu çünkü işte spikere hiç konuşacak alan bırakmıyor bazı yorumları işte şey out'a çıkıyor falan ee, makabe maçında gördüğümüz gibi ya da işte maç öncesi sonrası takılması lazım yani. Ya ben şeyi hissediyorum bu tip eski oyunculardan hani bir de böyle zamanda çok göz önünde olan eski oyunculardan biraz döneme sıkışıp kalıyorlar ve çok fazla gelecek tahmini yapıp ya da o maç içinde gelecek tahmini yapıp işte bakın ben buyum deme ihtiyacı hissediyorlar. Bence hiç gerek yok. Biraz bundan kurtulursa da daha iyi daha rahat yorum yapmaya başladı. İhsan Bayırken de başta böyleydi. Sonra ben son dönemde nispeten daha iyi buluyordum kendisini. Evet neyse evet. o da belki hani bizim haricimizde eee gözüne çarpanlar olmuştur diye bir değineyim dedim esprili olsa. Neyse. <gülüyor> ben <gülüyor> yine iyimser <ile> yaklaştım abi. <gülüyor> <gülüyor> e, genel olarak ya yani aslında sanırım hepimiz böyle bir maçı e, sezon başından beri bekliyorduk. E, i̇şte McCollum çıldıracak ve şey çok e, acayip bir maç izleyeceğiz diye. Tam da öyle bir maç oldu. E, bundan ben bir tane de hatta şeyden de bekliyorum işte Ledon'un da bu tarz çok çılgın atıp da e, Efes'in rahat kazanacağı bir maç olacağını düşünüyorum. E, onun haricinde e, olumlu şeyler var. iki maçı da beraber göz önünde bulursun durursak. E, Tanca'nın dediği gibi hani, Josh Adams'ın biraz daha nasıl kullanıldığı belli olmaya başladı. Hani Maçı onunla başlayıp bir direnç koyup onunla e, ve bu sayede e, doğuşun sürelerinin iyicene azalması bence çok olumlu. E, McCollum'un formda olması Zaten çok kritik Efes için ki biliyorsunuz e, birkaç hafta üst üste iyicene e, o rolden soyulmuştu iyice e, şey e, Simon'un eline bakar olmuştu Efes. O açıdan olumlu. E, Dansında zaten Stimac çok formda ama... E, Hadi şey maçında biraz daha e, biraz değil hatta çok fazla mesela Motum'un rolünü bulması için e, çok önemli. Maccabi maçında bu yokken işte Panathinaikos maçında bunun ortaya çıkması çok önemliydi. Yani doğru şeyler geliyor ama bunun yanında e, hala çözemediği şeyler var. E, Steam maçı Dunstan ekseninde oynadığı için bu takım pot altında savunmada ve reboundda ne kadar etkili olursa olsun yine de o köşe üçlüklerinde dış savunmada e, eksikler yaşıyor. Ve bunu da e, anladık ki herhalde Derek Brown dönene kadar e, bu oyun sisteminden vazgeçmeyecek Efes. E, şimdi hemen böyle şey hani 3 maçın son 3 maçın Efes'in hani ikisini kazandı biri son topta gitti ki onu da McCollum çok berbat kullandı ama neyse bir toparlanma kesinlikle var ama hani, tamam artık e, oturuyoruz demek için bence hala biraz erken. Ben Ali'yi karamsar olacak dedim de ben olacağım galiba. <laughs> ee, şöyle Efes'in böyle maçları olacak abi. Yani işte Mekolum çıkacak, atacak. Ee, şeyde Panama maçında Bırak Motum kariyer maçını oynadı. Ee, biraz da şanssız bir şekilde hani onun şanssızlığı. Çünkü Efes alsaydı maçın adamı olacakken tabii Kalates de delirdi yani sağ olsun ama ee, ya Efes'in sorunu şu takım olarak e, reaksiyon göster terme şeyi düşük. Yani dördüncü çeyrekte atıyorum şu anda da 10 sayı önde olduğu ve bir buçuk dakikalık kalan bir maçı kaybetme olasılığı yüksek Efes'in yani. Ya da 22 sayıyla kazanma olasılığı da yüksek. Yani böyle bir dengesizliği var ve takım olarak reaksiyon verememe sorunu var. Ee, ya yani mesela şey maçında, bir maçında şey anı vardı. tabi Tamer Oygun'un şey demesin üstüne bu ee, McCollum dripling üstü şut atamıyor demesinin üstünde de olması komik oldu ama. Hücum süresinin bitmesi de 8 saniye var. Top McCollum'un elinde. Ya dripling üstüne öyle bir üçlük attı ki. Gerçekten adamı <laughs> dövmen lazım ama girdi yani. Hani böyle şeyler yaşanıyor bu takımda. Girdiği sürece sorun yok. Evet ama bu da hep girmiyor arkadaşlar. Yani e, bu da bir gerçek. Zaten hep girse McCollum gider işte. E Box'ta Milwaukee Box'ta oynar yani. E zaten 3. <laughs> çeyrekte ben dedim yani bu maçı e, işte eğer toparlanmazsa ve eğer ekstra bir şey olmazsa ben Maccabi maçının da gideceğini düşünüyordum. E, neyse ki yani dördüncü çeyrekte Ledo'nun falan da katkısıyla e, yani Mekolum'da atmaya devam etti. Ama Maccabi daha sağlam bir takım olsaydı, Mekolum'u daha iyi kitleyebilseydi böyle mi olacaktı? <laughs> o da biraz şüpheli. O dördüncü çeyrekte çünkü iyice ne darmadağın oldu Maccabi. İşte orada şey giriyor bence devre. Yani Anadolu Efes'in bu rebound gücü ve savunmadaki ısrarı, yani Perasovic'in Panathinaikos maçında da ısrarı böyleydi. Ee, mesela şu istatistiği vereyim. Son çeyreğin ilk 3 dakikasında Efes sayı yemedi, son 6 dakikada 4 sayı yedi. Yani işte çok kötü bir gün geçirebilir bir takım. Yani bu Efes için çok muhtemel Serkan dediği gibi. Hatta maçın herhangi bir anını çok iyi oynarken çok kötüye çevirebilir, çok top kaybedebilir. Ama bütün defoları kapatmak için iki şansı var. Rebound alacak ve savunma yapacak. Yani bu çok basit gözüken şeyler ama bunları yaptığı ya da ne kadar istikrarlı yaptığı sürece Anadolu Efes iyi gidebilir. Ama evet hücumumu sadece düşünerek ya da işte hücumda bugün de bakalım kim devreye girecek diye bekleyerek geçirirse o iş yaş. Orada size katılıyorum. Tabii ki de iyi işaretler var. Bence bunun en başında olan iyi işaret, yani Perasov için bazı kararları vermiş olması ve oyuncuların buna yani olumlu reaksiyon göstermesi. Bunun da başında McCollum'un ilk 5 başlamamayı kabul etmesi var. Ee, şey, yani makabi maçında öyle miydi? Hemen bir bakayım. Orada da ilk 5 Orada yani. da ilk Yok beş ya, değildi. Değil Panama maçında da değildi. Yani biraz Örtel'in son zamanında da bunu kabul etmişti ya. <laughs> hani öyle bir role bürünmüş görünüyor. E şeye çok girmemeye çalışıyor işte Simon Ledo ve McCollum'un aynı anda sahada olması durumunun evet. yarattığı işte hem hücumdaki aksaklık hem de savunmadaki elbette ona çok girmemeye çalışıyor vesaire. E yani böyle olumlu şeyler var. Hani bunun üzerine bir ya da iki kişi de özel bir gün geçirdiğinde Efes hani Makabi maçındaki gibi spektaküler galibiyetler alabiliyor yani. Ki Makabi evinde çok iyi oynayan bir takım. Evet. real'i falan yendi. Efes 20 sayı attı, 92 sayıyla döndü yani İstanbul'a. E dediğim gibi sezon içinde böyle şeyler çok yaşanacak. Ama önemli olan şey tabii Efes'in daha bir takım olarak durumlara reaksiyon vermeye başlaması. İşte Barcelona maçının son 40 saniyesini hatırlatmak istiyorum yani size. Ama <laughs> hatırlamayalım abi. <laughs> o çok kötüydü ya. Ya burada şu da var. Ya Lidon'un aslında 5 başlamasının bir nedeni de bence savunmada rebound gücü. Yani çok iyi pozisyon alıp e, bu da işte aslında Perasovic'in istediği Anadolu Efes'i hızlandırma yönünden çok önemli. Çünkü ilk o to, rebound alında topu çok hızlı vurup yarı saha geçebiliyor. Ha burada aldığı kararlar hala çok kötü. Yani o yarı saha geçtikten sonra. Aslında burada şu şey sorununa geliyoruz. Yani Anadolu Efes'in benim hep takımlarda aradığım işte o toplam bilince yani o toplam zekaya ulaşması için daha yol var ve orada daha düşükler. Yani oyunun bir tarafında doğru şeyler olurken aynı anda bir tarafında yanlış şeyler olmaya devam edince o yanlış o doğruyu da götürüyor. Mesela işte buradan Panathinaikos maçına zıplayayım mesela. Yani başka bir şey ekleyecek miydik? Mademiyor çok ama. araya girmek istiyorum. Senin az önce yaptığın bu tespit özellikle Ledo ile ilgili olan resmen dejavu yarattı bana. Geçen sene aynısını Hanikat için kullanıyorduk. Konuşuyorduk. Tamam reboundu çok iyi alıyor. Acayip hızlı geçiyor vesaire. Sonra saçma sapan kaldırıp atıp duruyordu orada. Şimdi, bire bir aynı şeyi konuştuk yani. İnşallah sonu benzemez. <laughs> Yani buradan Panathinaikos'a zıplayayım. Yani mesela burada e, Karates evet yani 3 19'da 3 üç üçlükle bu maça gelmiş bir oyuncuyu dışarıda riske etmek tabii ki mantıklı bir şey. Ama işte savunma cidden zeka gerektiren ve kararlılık gerektiren bir şey. Riske ettiğinizde durduğunuz yer çok önemli. Yani Karates'i riske etti Anadolu Efes. Tamam soktu da o da tamam ama riske edip de aldığı birçok topu da çok hızlı vurup Faal aldırdı, çembere gitti, ikili oynadı, içeriye pas verdi. Yani Atça bir üçlükten çok daha fazla tehdit yarattı. Bence burada Perasovic'in tercihi ya da önüne koydu işte Josh Adams'ın açık sahadaki savunması, topa baskısı okey. Ama setteki savunmasında hala sıkıntılar var. Bunu da Karates çok iyi değerlendirdi. Yani Panathinaikos maçını kaybetmesinin nedeni Efes'in hani savunmayı oturtamaması evet. Bir de yani bireysel kararlarda çok fazla hala o toplam bilince ulaşamamaların nedeni de var. Ya yani bir de tabii iki uzunu her hafta konuşuyoruz işte Smithers işte ve Dunstan'ın beraber oynaması konusu. Ben sizin kadar şey değilim o konuda. Yani Efes'in böyle oynamaya mahkum olduğu durumlar var evet. Ama mesela Panathinaikos gibi atletik uzunları olan işte Singleton, Antetokounmpo, Gist gibi takımlar karşısında da Efes mesela hem geriye koşma sorunu yaşayabiliyor. Yani işte maç ve Dunstan beraber oynadığında hem de işte şeyi ben sayamadım ama kalatas'ta kaç tane aliyopsum acaba bastı yani adam evet. hani çok böyle çok şeyler kolay. yaşanabiliyor bu seferde. Ya orada aslında Dunstan'ı geçen hafta şey konuşmuştuk Hani biraz daha bazı i̇şte şeyler şeylerinden fed fedakarlık ederek hani kullanıyor. Ben biraz daha buna şey olmaya başladım, ısınmaya başladım. Ama tabii şey sıkıntısı var. Bir NBA oyuncusu gibi dansını hadi şut öğrettik ve atmaya başladı. O da biraz zor. Mesela Panathinaikos maçının sonunda en kritik 3'ü attı. İçinden çıktı belki ama buna çok daha hazır değil. Bir de şu sıkıntı oluyor. Ee, Singleton gibi şutör bir uzun gelince karşınıza işte pick and roll oynadığında rakip takım ikili sıkıştırmaya gitmeniz çok zor. Çünkü Singleton'a verdiği anda üçlü yiyebilirsiniz. Burada hani Dunstan'ın ...biraz daha bu tempoya yani dışarıda oynamada savunma temposuna alışması lazım. O alıştığında bence Serkan'ın dediği fayda daha da artacak bu ikisinin oynamasını vallahi ben hala o görüşümde sabitim. Bu ikilinin ben getirileri olduğundan çok götürüsü olduğunu düşünüyorum... ...ve ben sezonun böyle devam edeceğini düşünmüyorum. Yani tabii mutlaka Brown tabii bir noktada dönecek ama... Ee, ya bununla yapabileceğiniz sınırlı ve çok daha fazlası olacağını zannetmiyorum özellikle hani pot altında ne kadar e, yani zaten her hafta söylüyoruz ne kadar etkiliysen dışarıda o kadar etkisiz kalıyorsun çünkü bu adamlardan bir tanesi vesaire değil yani öyle bir şeyin yok ya da e, yudok gibi böyle inanılmaz bir elit kısa savunucusu ya da karşıda kalma yapamıyorsun bunu neyse tamam e, bu ikili çok fazla konuşuyoruz. Ben e, şeyi konuşmak istiyorum biraz da. E, Josh Adamson, tamam iyi yani tamam şeyde her şeyde Perasovic çıkmak istemiyor da ya, yani, bu adamdan alabileceğinin maksimumunu görmeye yakınız gibi hissediyorum. Umarım yanılırız. Ama mutlaka ve mutlaka Edo çıkması gerekiyor bu takımın. Ya, yani, kesinlikle bu seviyenin oyuncusu olmadığını zaten haftalardır söylüyoruz. Efes'e transfer şartı oluşardı. Valla Muriç evet yani Muriç'in etkisi mesela bir tane 5 sayayım. McCollum'un bence etkili olduğu bir 5'ti bu. match, Motum, Muriç, Doğuş. Yani McCollum'u sağda bu dörtlüyle koyduğunuzda işte mesela Muriç'ten alabileceğin şey 1'dir, 2'dir. Hani 6-7 değildir. Maç içinde sana verebilecekleri. İşte böyle bir beşe koyduğunda işe yarıyor. Ya yani Perasovic Muriç'i de böyle bir şeye koyacaksa tamam 5 dakika oynayıp ya da 10 dakika oynayıp bir şeyler verip çıkabilir. Ama evet hani Euroleague seviyesinde çok büyük katkı hala vereceğini ben de düşünmüyorum. Ee, burada hemen Motum'a gireyim ben. Motum'u da eleştiriyorduk başta. Hani tabii Muriç gibi değil. Hani Motum'u zaten geçen o sene yaptıkları... Eleştiri değil be ya. Yani bence şey... Evet. Daha çok hani takım içerisindeki evet. rolünü bulamaması. Yani ben kişisel bir şey olduğunu zannetmiyorum onun. Yani ben öyle eleştirmedim. Ha yok ben eleştiriyordum. Hani şu açın <laughs> eleştiriyordum. <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> yani pozisyonu almada ya da savunmadaki duruşlarını çok fazla hata yapıyordu. Biraz daha böyle hani Steam daha uyumluymuş gibi geldi bana bu maçta. Hani yan yana oynarken daha iyi pozisyonlar aldı. Bunları da tabii skora ve savunmadaki işte o yardımlardaki başarısına çevirince daha faydalı oldu. O da biraz daha konsantre olmaya başladı oyuna. Ya zaten Panathinaikos maçında söylemiştim kariyer maçını oynadı neredeyse. Evet. Şimdi biraz geçmişine bakıyorum da hiç. Evet bir Barcelona ve Galatasaray'a atmış. Geçen sene biraz. 26 Hı -hı. ve 24 sayı ama. Yani böyle bir şeye ihtiyacı vardı Burak Mutum'un. Yani Muriç'i en çok eleştirenlerden biri benim. Yani ne işe yaradığını kendisi de bilmiyor falan diyordum. Panathinaikos maçında en azından savunmayı sertleştirdi ve iyi bant çektiği bir periyot vardı. Orada işe yaradı. Ama tabii ki de kesinlikle bu seviyenin oyuncusu değil. Çünkü hani savunma tarafında okey katkıyı veriyorsun ama gene de hücum tarafında çok çok zayıf bir adam yani. Kesinlikle onun üzerinde oynayamıyorsun. Zaten sayı attığımı hatırlamıyorum bile. Ee, hmm. Ama tabii Bragmoth'umun o özgüveni kazanması çok önemliydi. Bakalım yani önümüzdeki hafta belki de yani onun doğuş maçı olmuş olacak. Ve daha da kendine güvenecek. Çünkü 3 hücumda üst üste maç, de, pardon üç bir araya Yani. Gir gir. Maçları karıştırmadın değil mi? Motum 21 sayı attı lan Panathinaikos maçın. <laughs> evet evet onu dedim. Ha, Panathinaikos doğduğu maç olacak. Ha, Erik Motum dur ya. Ben Edo Muriç'e diyordum. Muriç'e sayı atmadı. Pardon ben, <laughs> sen, aynen aynen isimler karıştı ondan. Ha, pardon <laughs> tamam. Edo Muriç yani. sayı atmadı. Ben Bırak Motum'un doğum maçı Panathinaikos olabilir falan. Ha, eyvallah. Yok sonra hater oluyoruz milletin. <laughs> Brokmotum nefretiniz gözünüzü döndürmüş arkadaşlar. Peki ben bir soru daha soracağım. Doelman nerede abi? Sakat. Sakat yani, değil mi? Öyle, evet yani. Öyle Kaç hafta bilmiyorum ama ne zaman evet, çok ihtiyacı var efesin ya. Yani ben de yorumlarken şimdi o aklımdan geçiyordu acaba ne zaman dönecek diyor. Zaten o arada herhalde Brown dönecek artık. <laughs> Yani neyse hmm. şu anda bir Efes'in rotasyonuna baktığında hani Derek Brown yok, Doelman yok ve eldeki malzeme belli yani. Hani burada gerçekten de işte maç ve danstın beraber oynamasın diye kestirip atmak kolay da yani yok yani şey yok. Ha, tabii canım Başka o açıdan bir diyecek şey bir şeyim yok yani. yani. Buna mahkum kaldı yani. Evet evet, evet. yani Muric'i görüyoruz yani belli bir şeyde kullanabiliyorsun. E, takımı kısaltayım dediğinde oraya L doydu, Simon doldurduğunda bu sefer savunma direncin çok düşüyor. ya yani Benim zaten genel isyanın bu kadro yapılanmasına zaten bu mühendislikte yani bu olmamalıydı. Yani senin ya, Efes'in, Efes gibi bir kulübün yani bu, bu kadar yani biz A Edomiric iyi tamam biraz şey koydu işte savunmada sertlik koydu. Biraz da riban çekiyor. Yani bu kadar tek düze oyunculara düşmemesi gerekiyordu Efes'in demek istediğim o. Bu arada Dolman'la ilgili güncel bilgi şuymuş. Brown 30 Kasım'da dönüyor Milano maçına. Zaten zaten sakattı Dolman'da. Anlaşması 2,5 aylıktı. Muhtemelen yollarlar artık ondan sonra. Brown'un dönüşü arasında zaten Adelif de sakatlandı. <laughs> e, Efes haftaya Jalgeris Kaunas deplasmanına giriyor. Gidiyor. E, enteresan bir maç olur ama şey ben çok şans vermiyorum Efes'e o maçta onu söyleyeyim. Kaunas ya bakalım ben çok bir şey diyemiyorum ya Kaunas maçına. Kaunas çünkü çok fazla rakibe göre oynayan bir takım olduğu için elindeki malzemeyle Jessica de iyi hazırlık yapan bir koç oldu yani iyi bir maç öncesi koçu olduğunu da bildiğimiz için çok çok net diyeyim ama evet Anadolu Efes'in işi çok zor. Bir de hani Perasovic'in e, ee... Biraz daha böyle saha içindeki kritik anlarda e, random önlemler almak yerine biraz daha spesifik önlemler alması lazım. Mesela işte Karates'i iki pozisyon McCollum'a bıraktı. Orada Karates yaklaşık 5 sayı çıkardı galiba bir basket bir basket falan. Yani bu tip işte kritik durumlarda aynısını Zagiris'te de yaşayabilirsin. Hani bu takımla ilgili bir şey değil. O anda sıcak oyuncuya sizinle reaksiyon verdiğinizle ilgili. Perasovic bazen bunları atlayabiliyor. İnşallah Zalgiris maçında olmaz. Yani özellikle yani bu işte son Panathinaikos maçında yaşadığımız kalites durumunu umarım Zalgiris maçında Ian karşı yaşamayız ki. O da felaket bir, yani inanılmaz iyi bir sezon geçiriyor evet, şu ana kadar. Çok sana. Ya ben buradan Kalatasaray'a şunu sormak istiyorum. Geçen seferler. <laughs> playoff'ta şutunu riske ediyordu senin. O <laughs> 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 yani. oh, ya hayvan 8 metreden buzzer falan attı lan. Efendim. o 40 saniye kala mı ne bir şut atmıştı. 1 saniye kala o çok acayipti ya. Yani 19'da 3 de gelip 4'te 3 atmak maçı getirdi işte yani. <laughs> ya yani bir de şu McCollum'un son hücumu Panathinaikos maçında Aynen. Evet dünyanın yani. en hüzünlü son hücumu. <laughs> <güzelce. gülüyor> Ya orada ben çekip geriye rahat bir şut atar diye bekliyordum. Anlamsızca içeriye girmeye çalıştı. Herhalde hani iki sayı bulmam daha rahat gibi düşündü de. Yani maç içinde bu kadar rahat bulamadığım bir şey maçta nasıl bulacağım? Bence keşke şut deneseyim direkt. Ya bence şöyle abi. McCollum gibi oyuncuların şu şeyi yok. Hani tabii ki de şutu çok iyi. Son topu eline verebileceğim bir adam. Ama o son topu eline aldığında Hani o içeri girdi bir geri döndü tekrar döndü ve şut şuta kalktı ya o sırada iki kişi gelmişti zaten üstüne. Yani biraz oyun görüşü sağ görüşü olsa topu içeri indirebilirdi yani. Tabii, Ama onu işte onu hiç düşünemediği için öyle bir adam değil zaten öyle bir adam olsa çok daha önemli yerlerde olurdu onu söylüyorum. Zaten. Öyle olsa Barcelona'da oynardı. Yo, upgraded <laughs> versiyonu var işte kardeşi CJ. <laughs> evet, zaten. Adam Portland'da oynadı. <laughs> Neyse, Efes böyleydi. Celgiris karşısında başarılar dileyelim. Güzel maç olur. Sevdiğimiz iki takımı izleyeceğiz önümüzdeki hafta. E, ekleyeceğiniz bir şey yoksa kısa bir aranın ardından Fenerbahçe'yi konuşacağız. Efes'i konuştuk, Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Fenerbahçe çok zorlu bir virajdaydı aslında. Çift haftalı maçtı. Evinde Olympiakos'ta, deplasmanda CSK ile karşılaşacaktı. Ee, Olimpiakos'a uzatmada yenildi CSK'yı da uzatmada yendi Ve geri döndü eve ee, Ali senle başlayacağım ama önce şunu söylemek istiyorum Yani mevsimler değişiyor Bütçeler, takımlar her şey değişiyor Ama bir gerçek değişmiyor Fenerbahçe Rusya'da kazanıyor <gülüyor> 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 ee, dur, dur. Bunu şunun için söyleyeceğim CSK ee, son mağlubiyetini Gene Fenerbahçe'den geçtiğimiz sene Aralık ayında almış Hani Her sene bir kere yaşanan bir realiteye dönüştü Yani ve yani çok şey başka bir istatistik daha vardı orada tam rakamları hatırlamıyorum da böyle e, Bir yendiğinde işte böyle 30 maçlık seriyi bitirmiş bir sonrakinde atıyorum 40 maçlık bir seriyi bitirmiş falan yani hep böyle de şey Uzun şeylerden aralardan sonra Yani bir de Fenerbahçe şöyle zorlu bir virajdaydı öncelikle Olympiakos tabii ki de geçtiğimiz senenin finalin rövanşını almak istiyordu ÇSK'da kuyruk acısı belli işte haftalarda tweet atıyorlar vesaire önemli maç diye iki tane çok aşırı bilenmiş ve hani son işte bir tanesi geç, geçtiğimiz sene şampiyonu diğerini finalist şey final oynadığı takım vesaire çok zorlu bir virajdan en azından bir galibiyetle dönmüş oldu Fenerbahçe diyeceğim ve hani Olympiakos maçıyla konuşmaya başlayalım. Bu arada şey de söyleyeyim ya zaten son iki senenin final foru da aynı olduğu için hatta bu senede büyük ihtimalle öyle bir şey bekleniyor. E, o yüzden artık bu şey maçlardan bol bol hikaye çıkması hani rovanşlar vesaireler çok normal diyelim ve Olympiakos maçıyla başlayalım. E, ya aslında maçı değerlendirmekten çok ben sulukası <laughs> konuşmak istiyorum. Yani <laughs> şimdi şöyle bir durum var. Yani, maçı izlerken şunu dedim. Ya Sulukas çok fazla top kaybetti, saçma sapan kararlar verdi falan. Hani saçbaşı olduk resmen izlerken. Ya dedim ki herhalde Obradovic Sulukası kazanmak için bu kadar çok sağda tuttu. Çünkü şöyle bir şey var. Hani baskette hani, top kaybı, isabetsiz şut vesaire Bunlar sizin biraz hani yani elinizi korkaklaştırması lazım. Yani blok yersiniz bir sonraki pozisyonda hani girmekten çekinirsiniz falan. Ya yani Sulkas hiç durmadan bütün maç boyunca gitti potaya şutları hiç esirgemedi falan. Yani Obradovic'in takımında böyle bir şey yapabilmek için ben yani benim düşüncem e, koçtan siz direktif almışızdır. Tamam git at. E, çünkü tam tersi olsa Obradovic artık şey yani sandalyeyle falan döver yani böyle bir oyunu çünkü. O yüzden e, baktım Sulukas'ta da hiçbir geri adım atma yok. Sürekli o ısrarı maç boyunca sürdürdü. Yani en kötü anda bile bir sonraki hücumda tekrar attı. İşte o yüzden düşündüm demek ki orada bir Sulukas'ı bu maç içerisinde kazanmak istiyor veya şey e, hani sınırını görmek istiyor Sulukas'ın hani bu ileriye dönük bir adım gibi değerlendirdim ben. Ya sonra da düşündüm hatta siz de buna cevap verin. Acaba o benchte eee o gece Sinan yerine Dixon olsaydı yine e, sıfır saniyeyle mi bitirdi acaba maçı? Dixon girerdi bence o gün. Ya. Zaten kılaç da yine ihtiyaç olacaktı. Ya Sulukas'ın program öncesinde konuşuyorduk. Şey sıkıntısı çok büyük. Ee, neyle hani bu 5'te şimdiki kadroyla kimle nasıl oynayacağını bence daha hiç anlayamamış. O yüzden de topu çok elinde tutuyor ya yani bunu bunu çözmek lazım aynen yani benim de zaten tespitim o ya bu kadar domine evet. hiçbir oyuncu topu domine edemez bu kadar Fenerbahçe'de yani çok da örneğini gördüğümüz şeyler değil bunlar Obradovic'in takımında evet. o yüzden ben şey tespitine girdim demek ki Obradovic böyle bir karar verdi evet, bu atacak tabii. diye. ama Sinan'ın hiç girme Tamam o da formsuz olabilir ama yani hiç girmemesi o da bir başka soru işareti oluşturdu bende. dediğim gibi düşürdüm. Yani Dixon olsaydı mutlaka girerdi. Ee, Sinan'ı hiç düşünmemiş olması, yani bir tam formsuz olabilir ama hani girip bir 5-10 saniye bir iki pozisyon falan da denenmeyecek kadar almamasına çok anlam veremedim ben açıkçası. Ya Sinan aslında belli anlarda oyuna girdiğinde kilo oyunu çok iyi oynayıp çok kısa sürede çok fazla asist çıkarabilecek bir oyuncu. Ama demek ki yani ya idmanlarda bir şey göremiyor daha onunla ilgili ya da elindeki beşlerle Sinan'ı ya da işte Wesley ile Sinan'ı kullanmak yerine o anda Sulukas ya da bana Maker faal problemi değilse ya da sağlıklıysa direkt onları tercih ediyor. O riske de girmiyor. Biraz bunu geçen sene de konuşuyorduk. Hani Obradovic'in için böyle bir muhafazakar yanı var. Hani o riski al, alacağı noktalar çok yukarıda. Hani evet alıyor. Çok bir anda Melih'i oyuna sokup birçok şey bekleyebilir ama bunu yapma işini çok yukarıda tutuyor yani çok fazla bekliyor. Bu da evet faydası olduğu gibi zararları da var. Biraz işte Tibadu tarzı diyebiliriz buna. O da öyle oynatıyor Minnesota'yı. Yani Sulukas'ın zararı aslında Fenerbahçe'nin de bu seneki en büyük sıkıntılarından birine işler Yani en çok top kaybı yapan 3. takım ligde Fenerbahçe. Bunun da en büyük payını Sulukas yaklaşık 3 top kaybıyla maç başına gösteriyor. Diğer takımın geri kalanı da yaklaşık bir buçuk civarında. Yani takımın bütün kalanından iki kat fazla top kaybı yapıyor Sulukas. Bu da top elinde çok kaldığı için aslında. Hani oyun zekasının düşük olmasından ya da tercihlerinden değil. Çoğunu zaten baskı kaybediyor. Ya da e, tepede anlamsız bir anda da işte son Hı -hı. saniye ha, drive etmem lazım deyip Hı -hı. topu çaldırıyor. Ama Olympiakos maçının işte bu top kayıplarının üstüne yani şeyde dedik ya Efes maçında e, Yaptığınız bütün hataları iyi bir savunma kapatır, iyi bir mücadele gücü kapatır. Fenerbahçe'nin bu maçta follow'larda yani takip sayılarındaki durumu çok kötüydü. Yani ne rebound alabildi, reboundlar zaten ezildi. Ne işte e, e, kaptırdığı toplara yeniden savunmaya yerleşip baskı yapabildi, hiçbirini yapamadı. Yani ikinci seans sayılarında 18-10, reboundda 35-26 bunlar önemli sayılar. Ve işte Thompson'ın mesela şimdi CSK maçını konuşacağız da e, rebound gücünü göstermesi gereken bir maçtı. Olympiakos'un kalın uzunları karşısında, arasında yok olup gitti. E, neyse ki bunu CSK maçında gösterebildi ee, sonradan. Bir de iki uzunun da tabii şey foul problemine girdi Olympiakos ha. maçında. Serkan ya iyi Ya ben bu maçı <laughs> iyi iyiyim, iyiyim sizi dinliyorum. Evet. <laughs> <laughs> Şöyle ya yani Sulukas'tan evet bahsedebiliriz ama profesyonel sporcuların böyle maçları olur yani. Ee, ama buna rağmen Sulukas 33 dakika oyunda kalmışsa ve onu backuplayabileceğini düşündüğün işte kısaların varken bench'te işte Sinan Güler, Melih Mahmutoğlu, Ege Anarna gibi hani bu yollara da girmediyse bu başka bir şey konuşmak gerekiyor demek ki. Yani çünkü bence burada Şöyle bir durum yaşandı. Sferopoulos bu maçı kazandı ya ben gerçekten tebrik ediyorum Europlos'u. Maç içinde verdiği her karar çok doğruydu ve uzatma dakikalarına girdiğinde Olympiakos çok daha diriydi Fenerbahçe'ye karşı. Zaten nasıl uzatmaya gittiği de meçhur bir şekilde gitti işte diye düşünüyoruz. Ya Olympiakos Fenerbahçe ile birlikte Euro en iyi savunma yapan takımı herhalde buna itirazınız yoktur. Yani, hani her şeyi pick and switch'te şey savunmaları vesaire gibi karakteristik özellikleri de Fenerbahçe'ye çok benziyor zaten. Hani sen burada e, şeye bu hani bu duruma çözüm yaratamıyorsan burada Sulukas'ı çok suçlamaya gerek yok. Çünkü ne oldu da iki gün sonra mesela CSK maçında Veseli 19 içeriden şut denemiş. E, Olympiakos maçında 4. Hani Bence Hı. asıl sorun burada. Yani hep hepsinde Sulukas kaybetmedi sonuçta. Demek Hı. ki senin pas kanalların kesildi. İşte şey uzundan uzuna ya da kısaların oyun kurması engellendi vesaire. Ben o yüzden şeyi belirtmek istiyorum. Sferopoulos hani belki de kariyerinin en iyi koştuk maçlarından biriydi. Hem de çok özel hazırlanmış bu maça belli. Çok daha motive gelmiş takım. yani Printezis'in şeyinden bahsetmiyorum bile. O i̇çimizden geçti zaten. ya performans performansından Olympiakos çok daha hazır, çok daha istekli vesaireydi ve geldi Fener'i yendi. Böyle hani su Sulukas'ın yaşadığı gibi şeyler yaşanabilir yani. E ama baktığımda hani Fenerbahçe adına genel tehlikeyi şöyle görüyorum. Ee, tabii ki de bunda şeyin e, Kaliniş ve Dixon'ın sakatlık tan işte Dixon yeni çıktı Kaliniç hala sakat. Ee, hani bench katkısı çok sınırlı şu anda Fenerbahçe. Fenerbahçe 8 kişiyle oynuyor. E, geçtiğimiz sene de 8 kişiyle oynuyordu. E, ama baktığında bütün takım neredeyse değişti. Hani en az en azından Sinan Güler artı Melih Mahmutoğlu'ndan çok daha fazla katkı alması gerekiyor Fenerbahçe'nin ve ya alamıyor ya da Obradoviç bu şansı vermiyor. Vermiyorsa bir bildiği mi var yok mu ben bunu bilmem hani. Buna dair bir yorumum yok açıkçası. Ama genel olarak Olympiakos maçında şeyi söyleyebilirim. Olympiakos bileğini büktü Fenerbahçe. Hiçbir çare bırakmadı yani ki mesela CSK maçında gördüğümüz şey tam tersi yani durum. Benim Savunma, savunma yaptırmayarak yendiler bir de Fenerbahçe. Yani çember da Fenerbahçe normalde %52 izin veriyor rakiplerine. Çember iki, iki, iki sayılıklarda. Olympiakos 63'te attı. Üstüne de Printezis ve Militinov ikilisi zaten 12 rebound aldı. Bunların yarısı da hücum reboundu. Yani orada zaten yani bu kadar rebound verip üstüne de çemberi savunamazsınız. Printezis gibi bir adam atar, Milutinov gibi kalın bir oyuncu. Geçen seneden, geçen seneye göre formu daha iyiydi bu sene zaten. Ee, özellikle verimliliği çok arttı. Sağdaki duruşu, çembere yakın savunması. Yani Fenerbahçe orada o kadar çok kitledi ki, yani kimse gidemedi. Hücumda da işte bu followları çok iyi yaparak ikinci şansları devamlı aldığı için, yani Fenerbahçe'nin savunmasını kırdılar. Yani savunmayı çok iyi yapsa da Fenerbahçe o şut atıldı, kaçtı ve siz o ribant verip sayı aldı yedikten sonra hiçbir anlamı kalmıyor ve üstüne de 20 saniye yorulmuş oluyorsunuz. Yani Sefer çok iyi bir kurgu yapmış burada. Bir de zaten tabii Jason Thompson yine etkisiz maçlarından biriydi. Bir de erken Hı. faal problemi veseliği çok yıprattı tabii bu durum. E, Sefer Apollos da tabii Pintes'in sonuna çok diri tutabildi. O da lapur lapur attı sağ olsun. ki Serkan'ın söylediği bir tane hani, takımı e, çok iyi motive etmiş dedi. En çok da Brian Roberts etmiş herhalde. Ya yani evet, evet i̇statistiğini evet, Serkan hamama, versin. Hamama ab, <gülüyor> ab, <gülüyor> <böyle> abi. sokmuş. Ya. abi sen <gülüyor> istatistiği <gülüyor> ver hemen. İşte 7'de 5 üçlükle 21 sayı 4'te rebound çekmiş yani sağ olsun. Bu, Ama, maça gelene e, kadar 4 e, <laughs> sayı ortalaması var. 4 yani. sayıyla oynuyor. E, şeydi 3. çeyrekti değil mi? Ne yapmış? Üçüncü <laughs> çeyrek. Evet evet. Dörtte dört üçlükle on dört sayı attı herif. Kayrı Örgün çıktı için. <laughs> ya bu adamın onda bir üçlü üçlüğü bu maça gelene kadar. Artık ne Peki, hayır, varsa... böyle, böyle, şeyler yaşanıyor abi. Yani her maçın bir kahramanı oluyor. Mesela, mesela e, şey, hücum açısından zorlandığı bir dönemden çıkmıştı. Geldi Fenerbahçe 16 attı. Ondan önce Pana'yı atmıştı da şey sezona kötü başlamıştı yani. Ve ben Olympiakos'u seviyorum. Şöyle seviyorum abi. Belli bir bütçeleri var. Bence Olympiakos'un Efes'ten fazla değildir bütçesi. Hatta düşük bile olabilir. Ama şeyin kalitesi hiç değişmiyor adamlarda. Yani oyunun kalitesi ve o ön, öncelikle savunmaya olan bağlılık hiç değişmiyor. Bence başlarında da çok iyi bir koç var zaten çok tak ettikleri bir galibiyet aldılar yani helal olsun. Ya, kesinlikle katılıyorum ya yani Sparapolis geçen sene de ben beğeniyordum ya, o zaman şunu da diyebiliriz herhalde artık Obradoviç balonu patladı <laughs> <laughs> ya yani, görüyorum Twitter'da böyle 13-15 yaşında çocuklar öyle şeyler yazıyor çok <laughs> nasıl yaşın kadar kupası verelim. bir de tabii Olympiakos'ta şey olmadığını unutalım da Sponulis hala sakat, Spanulisi evet, sakat. Evet. Burada şey de var hani çok çok önemli bir detay mı bilmiyorum ama hani Darüşşafaka maçının hafta sonu ki yorgunluğunu bence biraz hissetti ya Fenerbahçe o bir böyle ağırlık vardı üzerlerinde yani bir çıkamadılar ondan ki aynı evet, durum evet. Real Madrid'de de vardı Baskonya'yı yenilirken onlar da çok zor bir Barcelona maçından çıkıp oynadılar. Yani Bu arada onlar çok eksik tabi. CSK evet. maça geçmeden önce ben her hafta bu özel notu geçmek şey e, oldu ama yani James Nunnally gerçekten yani tekrardan tebrik ediyorum kendisini yani sadece kendisi yani Avrupa'da aranan adam haline gelecek yani çok yakında yani Bençten gelip bu kadar konsantre bu kadar yani şey e, sanırım Üçlük yüzdesi en yüksek oyunculardan biri şu an. Euroleague'de. %57 idi maçından önce. 66. 60 oldu, evet. maçıyla. Yani ben şu... geçen hafta Fenerbahçe'nin Clay Thompson'ıdır derken e, boşa demiyorduk yani. ya hadi <laughs> Clay Oğlum yine şey değilim değilim. çıkıyor. Bu bir de kenardan gelip coşturuyor böyle yani. Nanili şey diyeyim böyle hani falan olur ya işte ayın çalışan hep aynı kalır böyle kimse ellemez. <gülüyor> 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 Duvarda hep asılı alınır. <laughs> Ya tabii geçtiğimiz senin kadrosunda olmasının avantajını çok iyi kullanıyor. Yani Savunmada zaten iyi. Ee, kısa savunmayı iyi biliyor. E bir de ceza şutunu falan da soktuğunda iyice değerli bir adam oluyor Fenerbahçe için. Ee, bu sezonun başında konuşuluyordu gidecek mi kalacak mı ne olacak. Allah'tan kalmış yani o kesin. Ya bu geçirdiği evrim zaten bence çok inanılmaz. Yani bu adam ceza şutörü olarak gelmedi ki buraya. Nasıl yani Keith Langford gibi oynayan bir adamdı kendi takımıydı. Yani burada bu sisteme adaptasyonu özellikle bu sene çok daha fazla üzerine koyarak kenardan bu kadar hazır gelmesi yani böyle bir bench oyuncusunu her takım ister yani rölylükte çok e, özel bir performans izliyoruz ondan bu sezon. Peki bunu daha önce de bir kere çıtlatmıştık, konuşmuştuk ama bir daha söyleyeyim. Geçtiğimiz sene Nanilly Efes'e gelseydi ne olurdu? Bence Mekolum gibi devamlı atan bir oyuncu olarak hayata <laughs> <Evet>. devam eder. <edelim. gülüyor> Ama şu an işte Barcelona'ya transfer olmuş olabilirdi tabii. Öyle bir şey de var. E tabii yani bu seççiye yolla ilgili. Ya. Artık oyuncu bence oyuncular artık şeye uyandılar. ya Zaten aldıkları, alabilecekleri paralar Avrupa'da belli. İşte NBA'de durum tabii daha farklı. Yani para dışında da orada yüzük kaygısı var. Avrupa'daki oyuncu artık biraz daha bu işte ben nerede zevk alırım? Nerede daha mutlu olurum? Ya da hangi koç bana bu yaştan sonra daha çok şey katar? Bunları düşünüyorlardır. McCollum gibi Çin'e gitme şansın yoksa benden ileride Çin'e gidecek bir öncü olacağını da düşünmem. O kadar popülerlik yaratabileceğini de. Yok değil. O yüzden yani doğru kararı aldı ve meyvesini yiyordu. CSK maçına geçmeden iki notum daha var. Birincisi Sferopoulos'u şey için de tebrik etmek lazım. Son topta veseliye faal yaptı Olympiakos. Yani ona kadar düşünmüş hani içeri girerse veseliye faal yapın şeklinde evet. bu söylenmiş. Ama Veseli'yi de tebrik etmek lazım. 2'de 2 attı. Helal <laughs> olsun. Iyi, i̇yi bu sene abi. Güzel başladı yine. Ama ikinci notu Fenerbahçe taraftarına. Ee, yani genel olarak takımda bazı oyuncular formsuz olabilir ama Fenerbahçe taraftarını da ben formsuz buluyorum. Ee, o da şu yüzden e, maçtan çıkanlar olmuş dördüncü periyodun ortalarında falan. Yani Fenerbahçe hani inadıyla keçi inadıyla ünlü bir takım nerelerden nerelerden döndü yani hani e, burada da biraz utanmışlardır belki ben Fenerbahçe taraftarını biraz düşük bu diyorum bu sezona şeyine e, takımla ilişkilerini. Belki şampiyon olmanın getirdiği bir rehavet vardır artık belki. Olmadı ama işte mi? sen <laughs> ama işte sen Real Madrid değilsin abi daha sen sadece bir final oynadın yani bir final four yaptın. final oynadın kupayı aldın daha yani o seviyelere gelmene varsın. Ya orada yani bu, bu en çok korktuğum olmaması şey, lazım. Şuydu ya geçen sene futbol seyircisinin kayması değil, futbol seyircisinin futboldaki bakış açısıyla basketbolu izlemesi. Eğer o bakış açısı salondan ayrıldıysa zaten gitsinler, gelmeseler de olur. Ama yok seyirci daha değişik şeyler düşünerek ayrıldıysa o da başka bir sorun yani. Yani hani Fenerbahçe takımı, basketbol takımı son düdük çalmadan mücadeleyi bırakmayan bir takım. Bu hep böyleydi ama Fenerbahçe taraftarının da böyle olmaya devam etmesi lazım. Bu da benim nacizane eleştirim olsun diyeyim. Ve CSK maçına geçelim. Ee, bir şey diyeceğim. CSK ya yani basketbol keyfi açsa inanılmaz güzel bir maçtı. Yolun batıyor evet. ee, Ve yani şey gibiydi böyle iki virtüözün, gitar virtüözün atışması gibi bir maçtı. Çok çok eğlenceli, <laughs> çok güzel bir maç izledik her şeyden önce. İki takıma da helal olsun. Fenerbahçe'ye biraz daha helal olsun tabii. <laughs> ya işte nasıl oluyormuş son rebound? <gülüyor> <gülüyor> bu arada da bu da maçta da ilk 5 çıkan Nani'di de işte ayın oyuncusu ödülünü <laughs> Ali'den al alacaktı onu veremedik yani. Allah hak ettiği ilk 5 yorunu aldı. Ki bu maçta aslında bu rol sadece hak ettiği için değil. Fenerbahçe'nin CSK'ya karşı özellikle kısa uzunlarına ve kıs yani daha da normalden kısa olan hani kısalarına karşı üstünlük kurmak için iyi bir beşti. Yani iki uzun uzun forvet attı Guduric ve işte Nanili. Obradovic belli ki maçtan önce biz içeride bu maçı kaybetmemeliyiz çok net söylemiş oyuncu. özellikle de Olympiakos maçındaki hezimetten sonra yani içerideki oyundan bahsediyorum pot altındaki hezimet. Bütün ağırlığını önceliğini oraya vermiş hem de rebound konusunu bu şekilde çözmek istemiş. Ki gayet de çözdü bu maçta. Vesili zaten e, kariyer maçı yaptı sanırım kariyerinden en yüksek sayısını attı. Üstüne bir de Fenerbahçe tarihindeki en fazla iki sayılık isabeti buldu 14 isabet. Ee, ve Thompson da Wesley ile eksik yönlerini tamamlayarak oynadı. Yani birbirlerinin eksik yönlerini iyi tamamladılar. Hines gibi hareketli kısa uzunlara karşı iyi pozisyon aldı şey e, Thompson. Ve 12 ribaundla da zaten işi götürdü orada. 12 ribaund da hani 3-4 tanesi en azından çok çok zor reboundlardı. Evet, hani böyle evet, seke aynen evet. uçarak sağ sola falan alınan reboundlardı ki yani normal reboundtan çok daha değerliydi onlar. O artık hani e, ne kadar konsantre ve istediğini gösteren reboundlardı. O açıdan çok önemliydi onlar. CSK'da yani, biraz şey sorunu gördüm ben de. Hani tabii bu Anadolu Efes'le birebir kıyaslamak değil de onların da savunması işte Efes gibi, Makabi gibi, Panathinaikos gibi, Real gibi hatta biraz daha bu senenin tepe takımlarında ki sorunlardan ya yani savunmayıp gel de yani bir standarda oturama, oturtamamış durumdalar. İkinci yarının başında çok sert başladılar. Özellikle Kurbanov ve Hines'ı ben normalde de çok seviyorum. Yani CSK bu ikisini savunma liderliğine geçirip neredeyse 5 pozisyonu bile savunabildiği için bu iki oyuncuyla çok fazla avantaj sağlayabilir ama bunu devamlı kullanamıyor Itüdis. Bunu neden yapamıyor bilmiyorum. Hani geçen sene de bu tarz sorunlar yaşıyorlardı. Bu kararlılığı gösterebilselerdi yine Fenerbahçe tabii ki çok zor bir maç oldu da daha erken koparma şansları vardı. Çünkü Fenerbahçe 3. çeyrekte çok düştü. Ama orada e, bu kararlılığı gösteremediler. Tabii buna karşı koyma gücünü gösteren de yine Thompson'la işte Ali'nin ve Serkan'ın da kritik reboundlar ve e, önemli oyunu oldu. Tabii CSK'nın şöyle bir avantajı var. Euroleague'in herhalde en elit iki kısası diyebileceğimiz Dökolo ve e, şey Sergio. Sergio Rodriguez. Rodriguez. <laughs> mesela Dökolo ilk iki çeyrek biraz tekliyordu. O sırada Rodriguez giriyor. Dökolo bench'te duruyor ve hani dümen el değiştirebiliyor. Böyle bir avantajı var CSK'nın. E zaten öbür tarafta pot altında vesaire oturmuş kemik bir kadrosu var. Bir de üstte Kyle Hines gibi herhalde şu an Eurolig'in top çalma lideri o eğer istatistik e, değişmediyse. Bir de hani topu çalıp kost kost koşup smaçla bitirebilen bir kısa uzun. işte Tancan'ın kıçından attığı tabirle. <laughs> e, şey çok değerli bir adam. Onun dışında işte Voroncevic'in e, üç sayı tehdidinin olması vesaire gibi özellikleri de var. E, ama dediğin gibi savunmada tekleme durumu yaşayabiliyor. Özellikle e, Rodriguez mesela belli anlarda çok kolay geçildi Rodriguez. Çok Öyle önemli. bir sorun yaşıyor. E, ama yani genele baktığımızda ama bir tarafın yüzde %45 diğerin tarafın yüzde %53 de üçlük attığını görüyorum. Yani böyle çok kontrollü. Herkesin her hareketini çok düşündü. Böyle teknik net metal de vardır ya bu Ali. Hani <laughs> bir şey bir kaos hali ama kontrollü kaos. Çok teknik ve herkesin virtüöz olduğu bir müziktirdir ya ona benzettim yani maçın bir anda. Yani çok şeydi. Çok iz, seyir zevki çok yüksek olan bir maçtı yani. Ee, ben de şunu dediğim ya Fenerbahçe'nin en kötü yaptığı şey bu maçta kısa savunmak oldu ki ee, özellikle dördüncü çeyrekte falan hani dekolu o kadar rahat attık ki yani girdi attı girdi attı hiç önünde birini bulamadı ee, şeyi hiç değinmedik mesela o da çok iyi bir maç çıkardı Corey Higgins ee, o da hani içeriden dışarıdan vurdu ee, Sergio Rodriguez zaten yani zaten en çok öne çıkan 3 adam da kısalarla çok etkili oldu. Buna rağmen Fenerbahçe de içeride darmadağın etti CSK'yı. Yani Veseli zaten bir şey demeye gerek yok yani. 19'da 14 gibi inanılmaz bir rakam ve o 14'ün de 5'i hani haftanın hareketi Postarsın zaten. Yani. Yani. <laughs> Onun haricinde işte Nanel'in el yakan topları sokması, Gudur için iyi bir maç çıkarması genel olarak ee, şey sadece çok fazla top gelmedi tabi bu kadar hep Vanamaker kullandığı Nanali Gudur isterken çok fazla o top inmedi yani şey ama yine de çok güzel oynadı Datome'de tabi tabi ya zaten tam yani şu an rakam önümde yok ama herhalde Nanali'ye ya çok yakındır onun da %53 da... Dot... falan o da evet. ikinci ya, sırada sırada Datome var %53 olması lazım e, evet, evet. <laughs> <laughs> Mellinin... <laughs> zaten o hani tip e, topu tiplemesi ayrı bir kere. onun da hani daha çok artık bu takımın bir parçası haline gelmesi. E, yani Fenerbahçe'de işler genel olarak yolunda diyelim. Hani tabii Olimpiyakos maçında çok Sulukas eksenli konuştuk ama hani bu maçta da hani daha oynaması gerektiği gibi oynadı ki hemen asist rakamlarında da yansıyor. yani bana Bekir ve Sulukas 9'ar e, asist. E, yani bu kadar domine etmediği zaman e, daha ne kadar çok daha yararlı olduğunu görüyoruz. Ya beklediğimiz sulukas bu zaten istediğimiz. Aynen. Basit birken roller, asist odaklı, stil odaklı yani topu mesela 3 top çalması var iki top kaybı var bu maçta. Yani geçmiş maçlara göre normalde de kendi ortalamasının altında top kaybedip daha basit oynadığında zaten Fenerbahçe ondan her zaman verim alabiliyor. Ama burada işte, işte Sulukas'ın bu role girerken işte bizim aslında Olympiakos maçını konuşurken ki sorumuzun cevabını e ya yani sulu kasa ilgili sorularımızın cevabını Obradovic sulu kasa vermiş herhalde abicim. Sen hani böyle oynamaya devam etme artık. Tamam biz bir denedik ya da baktık ya da şartlar bunu gerektirdi ya da evet ben de istedim bunu artık hangisiyse bunun yanıtları ve sorunlar konuşulmuş ve Sulukas hani çok daha az top kullanıp daha oyun odaklı yani oyunun içinde kalarak diğer uzunları kullanarak forvetleri bulmaya çalışarak oynadı. Bu da değerliydi yani en azından bir adım gördük burada son olarak Guduriç'i konuşmak istiyorum. Ben bu maç CSK maçında çok beğendim Guduriç'i. Çok verimli oynadı. Ee, yani şeyi savunmada çok güçlü. Kısaların önünde iyi kaldı şey o match up'larda. Sadece şöyle bir eleştirim var. Bence daha çok top kullanması lazım. Yani bakıyorum kaç kere Dört kere top kullanmış. Bunda 3 isabet bulmuş. Zaten hani eli çok düzgün bir adam. Bence daha fazla top kullanmaktan şey kaçınmaması lazım. Obradovich de bu konuda onu eleştiriyor zaten. Görüyorum hani bazen üçlü atmak yerine topu döndürmeye devam ediyor falan. O da at diyor yani. Gerçekten de atması lazım bence. Vallahi Biraz... Pardon abi, sen de abi Aynı şeyi Bogdanovic'de işte de o kadar çok gördük ki ilk bir, iki sezonunda <laughs> Bogdanovic'in de bir pis bir huyu vardı. Hani kaldırıp böyle bir şey yarın bir fake gösterip bir türlü atmaz biz de delirdik kenarda. Ee, çok yani Gudur işte daha o kadar bir durum yok ama yani ben şey çok endişelenmiyorum ya yani. o da mutlaka <laughs> bu sene içerisinde çok daha farklı bir noktaya gelecek bence. Yok ben şeye çok eminim. Gudur için EuroLeague'de bir patlama maçı olacak. Şöyle bir 15-20 sayı attı ve hani böyle 6-7 asistle bitirdiği bir patlama maçı olacak. Ee, o maçı merakla bekliyorum çünkü yani Potansiyeli yüksek bir oyuncu kesinlikle. Elbette hani o Bogdanovic karşılaştırmasını kesinlikle hani ona haksızlık olur o karşılaştırmayı yapmak. Ama hani o, o patlamayı yaptıktan sonra önü çok daha açık olacak. Yani sadece o özgüvene ihtiyacı var ki CSK maçındaki attığı üçlük çok değerliydi. Fake Olay, üzeri evet. sağa böyle bir steple attığı bir üçlük var. Aynen. Hani gösteriyor zaten kalitesini. Ya o da tabii kısalarla nasıl oynaması gerektiğini ya da işte Van Amaker çembere giderken nerede beklemesi gerektiğini ya da Vessel topu işte tepede aldığında aşağıda aldığında nerede durması gerektiğini çözüyor ufak ufak. Bunları çözdükçe daha çok pozisyon bulur. Hani ben de güveniyorum Gudur için. Bu arada benim son eklemek istediğim bir nokta var bu maçla ilgili. Sergio Rodriguez'e çalınan o üçlükten önceki faal yani sanırım son zamanlarda gördüğüm en büyük hakem skandalı olabilir Eurobasket'ten beri. Orada da bol bol skandal oldu ya. Bir abi... şey <laughs> abi. O pozisyonu izlediler bir de. Ee, abi, yani... Kafasına vurmuyor mu ya? Ben öyle hatırlıyorum. Kafasına mı? vuruyor ama yani şöyle gerçekten de şuta kalkması müdahaleden sonra oluyor. Abi, bir... adı... Adım Zaykle atıyor öyle. zaten ya, hani kafasına darbeyi alıyor, ondan sonra adımını bitirip kaldırıyor, ya yani yuh artık daha ne olacak? Yani al bir evet, de evet, o... iki kere yere vursaydı bari bir de üstüne yani. <laughs> orada hata evet hani fail var ama evet sayı sayı olmaması lazım direkt atış. Yani hatta atış bile vermeyebilir yani orada pozisyona reaksiyonu düşük oldu biraz Rodriguez'in. Ama tekrar ediyorum bence biraz NBA düdüğü oldu yani evet. ben şey çok yadırgamadım ama hata yani. Ama şunu yadırgıyorum tabi izleyip bu kararı vermesi biraz yani belki de ev sahibi takımı kayırması diyeyim. Sevgili Murat Murat'ın Murat ev sahibi yani. kararları bunlar. Hayır maç içerisinde mesela çok fazla bir iki kere daha gittiler böyle kimden çıktı anlaşılmayan pozisyonlar vesaire. Onlara söyleyebileceğim bir şey yok yani belki tekrar izlediğinde de tam net olarak göremeyebilirsin doğru açı olmaz falan da yani bu o kadar kabak gibiydi ki hani çok da tabii şey girmek istemiyorum. Böyle hakem kötü niyetliydi. doğradı bizim muhabbetine de girmek istemiyorum ama çok tatsız bir karardı yani o. Ya hakem konusunda artık ben böyle bir NBA rahatlığına eriştim ya. Orada da Boston Golden State maçında hani e, Kyrie Irving'in bir pozisyonu galiba sondan bir önceki yani bırakın faul yani kimse dokunmadı bile Kyrie Irving'e. Bitti gitti konu yani kimse üzerine durmadı. Maçı kazandı tabii Boston bu arada. <laughs> Ee, önümüzdeki hafta Fenerbahçe evinde Kim Ki'yi ağırlayacak. Bir de onu konuşalım. Kim Ki Euro çok iyi başladı ama ben yerine hak etmeyen bir hani oyun oynadığını düşünüyordum. Gerçekten de biraz düştüler işte. Önceki ee, öncelikle Real yenmişlerdi. Ama sonrasında işte Baskonya'yı da yendikten sonra üst üste Panathinaikos ve Maccabi'ye. E, ...yenildiler. Bu arada... Biraz yediğin FS... 30 yediler. <laughs> <Planet> Biraz, <Rakos'tan. gülüyor> Biraz yediler <ne>? evet. Panathinaikos <laughs> maçında 30 sayı fark yediler. <laughs> evet 28. Ee, yok ben onu dememiştim de neyse. İyi iyi oldu bahsettiğin. Sadece şeyi söyleyeceğim. Hani Efes'in gidip... E, ...92 attığı... ...Makabi'ye... E, ...yenildiler yani bunu. E, Göz önünde bulundurarak bir form düşüklüğü ya da Tancanın geçen sefer Panathinaikos'a dediği şey vardı ya. <laughs> balon mu demiştin neydi? Ya işte düşecekler biraz performansları yapay demiştim. Suni son dönemde. Suni. <laughs> Suni. <ders evleriydi. gülüyor> yeni yeni şeyledim tanımla. Eee ama dilerim şey olmaz işte. wedding 40 sayı atıp. <laughs> Öyle bir maç olmaz dilerim. Fenerbahçe kim ki reboundlarda yenilmesin maçı alır. Orada da Thomas Robinson gerçeği var. 13 rebound aldı son maçta da galiba. Ya da bir önceki maç mıydı şimdi hatırlayamadım ama. Biraz orada rebound gücünü. Çünkü şöyle Kimkin'in şöyle bir özelliği var. Bu bir iki maç izledim. Çok iyi bir hücum takımı gibi dururken de savunmada çok çok acayip seviyelere çıkabiliyorlar maç içinde. Ama istikrarlı değiller. Fenerbahçe orada da Olympiakos'ta gibi savunmaya yenilmezse alır maçı rahatlıkla. İkili Oyunu dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bugün Euroleague konuşmuştuk. Çarşamba ya da Perşembe şimdi önden söz ver. NBA yayınımız olacak. Zaten takipçilerimiz biliyor. Haftada bir Euroleague, haftada bir NBA konuşarak haftada iki podcast yapıyoruz. Ee, bizi ta takip edebileceğiniz adresleri söyleyeyim. Web sitemiz ikilioyun.com Mail adresimiz selam.ikilioyun.com Buraya gelen her maili güzel güzel okuyoruz. Gerekirse cevap veriyoruz ya da programda cevaplıyoruz onu söyleyeyim. Twitter'da ve SoundCloud'da ikili oyun diye varız. Ee, yayınlarımız Geek Yapar'dan ve Maçkolik Radyo'dan takip edilebiliyor. Ve yine her hafta yaptığım bir ricayı tekrar yapacağım. Bıkmadan ve usanmadan. Bizden haberi olmayan bir arkadaşınız kaldıysa gidin ve bizi övün. Bu adamlar şöyle iyidir, böyle tatlıdır diye rica ediyoruz. Önümüzdeki hafta değil, önümüzdeki çarşamba ya da perşembe günü görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.